Merhaba Zoyla Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyilik alayım. Vereyim. Montamızı. Ne yapıyorsun? İyiyim Zoyla Hanım. İyi gördüm ederim. Seni. Teşekkür ederim. Güzel biraz. Gördüm. Evet, üzerine buyurun. Değişmiş hemen gördüm. Geliyorum Zoyla Hanım. Tamam, teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Çok mersi. Sen de çok yakışmış üzerimdeki. Çok teşekkür ediyorum Zoyla Hanım. Masam da güzel. Aman kibarcık bir çiçek. Evet. Şey mi? Canlı değil herhalde. Canlı. A, canlı mı? Canlı Zoyla Hanım. Çok güzel. Canlı. Bayıldım. Öyle mi? Yemekler nasıl, bayılacak mıyız? İnşallah Zuhal Hanım. Elimden geleni yaptım. Güzel gerçekten olduklarını düşünüyorum. Eksik İnşallah. Bir şey yok inşallah. Yok. Yanık pişmemiş, çiğ kavrulmamış. Yok. 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 Pancarı merak ediyorum en çok. Kapıyı açabilirsin. Tamam. Yarışmacıları davet hemen geliyorum içeri. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Buyurun. Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Vedat, hoş geldin. Hele şükür kazak giyildi. Merhabalar. Merhaba Seda. Merhaba Burak. Ah, çok şıksınız. Kim merhabalar. İrem yine maşallah Haziran ayı. Teşekkür ederim. Şimdi düşünüyor musun ya? Yok, montumu bıraktım kapıda. Ama gene de mont içi için havada 11 derece vallahi. İçerisi sıcak. İçerisi sıcak. Yuvamız sıcak. Yemeklerimiz sıcak sıcak. Yarışmacılar tadına bakacak. Onları puanlayacak. Ama ondan evvel sofraya bakacaksınız. Buyurun, nasıl buldunuz masayı? Masa şık gözüküyor. Güzel. Güzel. Çiçeği canlımış. Evet, canlı çiçeği. Evet, tabaklar senin galiba. Evet, tabaklar benim. Aa, ne güzel güllü müllü desenli. Şeyle, ortadaki çiçeklerle uyumlu. Aynen. Evet. Runner'ı ters mi? Evet, şu an düz görünüyor. Değil. Reçeteler konulmuş mu? Evet. Çift servis açılmış mı? Evet. Üstünü örttünüz mü şeylerin? Son çok kurdum. Tek. İlk kurmadım. Aa, iyi yakaladın. Hep soruyordun evet. Kaç gündür. Mutfağı da ziyaret etmek isteyen arkadaşım varsa efendim, bilet alınabilir. Mutfak ziyareti. Yani ticket, servise başlamadım. Euro. Ben başından beri hiç ziyaret etmedim mutfağı. Yani ziyaret etmek istiyorsanız dedim. İsteyen var mı? İsteyen varsa. Ben uygun görmüyorum zaten. Kendim sen için. Sen hiç gitmemiş. Seda, Vedat. Yok, ben de ziyaret etmeyeyim. Şimdi arkadaşlar, ben bunun için hepinizin mutfağını ziyaret ettim, siz değil. Ama siz de ziyaret etmek istiyorum, müsaade ederseniz. Müsaade o yüzden edeceğim. Benim bilginiz için olsun. Ziyaret olacak, evet, ziyaret olacak diyor. Müsaade ama kimse yok, müsaade etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Ben giremeyeceksin Murat'ın mutfağına. Girdirmem kesinlikle. Girdirmem. Yani. Nasıl tutacaksın ziyaret etmek? Tuttuğum zaman görürsünüz hanımefendi. Zaten çok heyecanlı bir şekilde isterseniz mutfağımı ziyaret edebilirsiniz dedi. Mutfağı demek ki temizdi ki. Böyle bir şey söyledi. O yüzden kimse ziyaret etmeye gereği duymadı. Açıkçası ben zaten kimsenin mutfağına gitmemiştim. Yıldız Hanım benim mutfağıma geldiğinde gideceğimi, röportajda da gideceğimi söylemiştim ama hiç kimse gitmek istemedikten sonra açıkçası bir an önce yani başlayalım diye ben de gitmek istemedim. Gerek görmedim. Biz kendisinin yaptığı gibi kalkıp mutfağını da kontrol etmedik. Öyle bir saygısızlık da yapmadık kendisine. Kendisi gelip hepimizinkini kontrol etti. Biz hiç kalkıp gitmedik. Murat Bey, ben mutfağımı kontrol edemezsiniz, büyük olay çıkartırım dedi. Çok merak ediyorum Murat Bey'in gününde Yıldız Hanım kalkıp bakacak mı, bakmak isterse ne yapacak, onu da ayrıca merak ediyorum. Herkes benden korktu. Çünkü yarın benim günüm, onunla benim karşıma geçmek istemediler. Bence o yüzden mutfak ziyareti yapmadı. Masayı beğendi herkes diye düşünüyorum. Evet, güzel görünüyor. Çorbalara evet, geçelim. O zaman etmeyelim. Kereviz ben çorbası. Ben yine kıl bir adam olarak önce çatalımda, sonra tabağımda. Ne var? Aa, evden getirmesine rağmen temiz gelmemiş tabağa. Evet, bizim de kaşıklarımız tabağında? Bu şekilde bakarsınız. Kusura bakmayın ama ay, ben de adım Kıl Murat'a çıkacak ama maalesef. Kaşıklarımızda bir şey var. Yıldız da şaşırdı. Evet, çorba, ben de şaşırdım. Belin kaseleri. Çünkü benim evet. Da bu şekilde. Orada da ufak bir şey var. Benim de kaşıklar çok güzel yalnız ha, şekilleri. Evet. Tabağımın onu da alayım. Onu sen da evden getirdin değil mi? Evet, evden. Yıkamışındır da evet, diye düşünüyorum. Evet yani. Hayır bir de. Üzerinden de geçtim, bezle kuruladı. Sakın her göze çok oluyor, oluyor. Kaşığın üstünde şeyler var, böyle kumaş şeyi gibi. Kumaş değil de peçete geçtiğim için isterseniz değiştirebilirim. Yok, başka tabağında, kasesinde vesaire bir sıkıntısı olan var. Olanı söylüyoruz. Her gün de bana çıkması zor. Vallahi. Adım Kıl Murat'a çıkacak yani. Estağfurullah. Vallahi billahi adım Kıl'a çıkacak. Adım Kıl Murat'a çıkacak diyor. Hani 4x4... Yalnız Zuhal Hanım, Zuhal Hanım, Murat Bey çok hassas ama dün tabağından kıl çıktı. Arkadaşımız 8 verdi. Evet, yemeğe de devam etti. Yani. Değerlendirdim ve arkadaşımdan değiştirmesini istedim. Sağ olsun, çok nazik bir şekilde değiştirdi. Yıldız Hanım, ben yalnız... Demek ki o kadar hassas değilsiniz yani. Gayet hassas. Kişiye göre hassas. Şimdi burada kulp takmak için şey yapmayın. Kişiye özel hassas. Hanımefendi, kişiye özel olsaydı... Sizin için getirdim, iyi midir? Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Sizin kaşığınız...
Buyurun. Kişi özel olsaydı ne size ne bir başka bayana ya da başka birisine aynısını yapmazdın. Herkese aynı hassasiyeti göstermeye özen gösterdim. Hiç öyle tabaktan kıl çıkınca hassasiyet yok. Tabaktan kıl çıkmadı Yıldız Hanım. Sadece bir tüy vardı. Onun da havadan tabağa geldiği çok belliydi ve bariz yemeğin havadan çıkmadı. Yerden gelmedi. Servis ederken oldu. Çünkü yemeğin içinde değildi. Söylemeseydim yeseydim de devam etseydin ne olurdu? Sonuçta yani? Eğer beni devam korumuş olsaydı zaten, ama değiştirdi hanımefendi. Unuttuğunuz bir nokta var. O sizin gibi sert yapmadı. Yemiş. Gayet nazik bir şekilde evet. Değiştirdi. Ben de devam ettim. Zaten yani olmasanın etik sevimli anlamdı. Çocuğuydu zaten başından beri. Çok cici çocuğu oynadı. Cici çocukmuş. Evet, cici çocuğu oynadı. Seda Hanım'ı da sizi de etkiledi. Biz tabii ki böyle ben sivri yorumlarımızı yaptık. Bence kıldan puan kırılmalıydı ama kırdım zaten. Herkes işine geldiği gibi davrandı. Altındakiyle alayım. Yalnız İrem Hanım beni kimse alabilir mi? Sevimli, sempatik deyip etkileyemez. Yani sonuçta evet, hepimiz rakibiz biz burada. Biz keskin yorumlar yaptık. Siz bu keskin yorumların ben üstesinden gayet gelemediniz. Cici çocuğu oynayan Vedat Bey'e 10 puanı yapıştırdınız. Evet. Kim 10 puanı yapıştırdınız ki zaten kendi gününüzde geçmiş. 10 puanı yapıştırmadım. 10 puanı verdim. Ama birinci olmayacağınız yapıştırmak demek düşük puan vermek tamam, demektir. Ben 10 puan tam puan verdim. Siz cümleleri ayırt edemiyorsunuz herhalde. Ben gayet iyi ayırt ediyorum. Kendi gününüz geçmişti. Birinci olmayacağınızı da biliyordunuz. Sırf biz de birinci olmayalım keşke diye. De, evet, ben de bitirdim mi İrem? Bittiyse lütfen bir daha kesme. Seda, sevimli bulduğun için mi, inat olsun diye mi, niye verdin dün 10 puanı? Normalde 9 verecektim. Dün de söylemiştim. Evet. Tabii ki de tavrı mesela burada kabul etti arkadaş dedi. Peki. Ve ben salatanın tadını beğenmiştim. Tek sıkıntısı börülcelerinin pişmemiş olmasıydı. Peki şöyle olmasaydı. Sorayım. Pişmemiş bir malzeme, evet, pişmemiş bir ürün menüde şey puan kırma sebebi midir, değil midir? Sebebidir. Niye kırmadın? Göz yumdu. Tadını... Göz yumdu. Tadını bize inat yaptı. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Müsaade bize inat misiniz? Yaptı. Ama ben Seda'ya cevap hakkı tanımıştım. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sadece tadını beğendiğim için ve salata eğer ana yemekte öyle bir problem olmuş olsaydı göz ardı edilemezdi. Ama salatada sadece börülce pişmemiş olduğu için evet, onu tölere ben, edebildim evet, diyor. Evet onu tölere ettim. Biz menüyü komple ele alıyoruz ana yemek salata olarak. Keza yapıyoruz. Murat Bey veya Yıldız Hanım'da da aynı problem olursa salatasında mesela atıyorum Yıldız Hanım'ın Yıldız Hanım'ın mesela bütün menüsü olmuştur. Bir tek salatasında mesela yani dün Vedat'ın bütün menüsü olmuştu. Bir tek pişmeyen börülcesi vardı. Evet. Ondan da kırma gereği duymadım dedi. Şimdi peki, teşekkürler. Açıkladı. Yıldız Hanım'ın da eğer menüsünün hepsi olur. Mesela pancar salatasının pancarının pişmemiş oldu. Hani sert kaldı. Ay ben pancara takığım zaten. Bakayım niye nasıl olacak. İnanmıyorum. Eğer pişmemiş olsun mesela salatadır. Göz ardı edilemez mi? Edilebilir ama peki Yıldız nedense Hanım'ın Seda Hanım'ın söylemleri bana hiç inandırıcı gelmiyor. Bana ya. Bunu söyleyince de biz kötü olduk. Sırf biz olmayalım diye de cici çocuğumuza onu verdin. Peki cici çocuk sen 10 bekliyor muydun? 10 beklemiyordum ama Seda Hanım'dan hakkaniyetli. Cevabını verin evet, devam ettirmeyin. Yoksa Hanım bitmiyor bu diyaloglar. Bir şey sordum da sadece cevaplayabiliriz. Bu işler afiyet olsun, olsun demeden olsun. Murat daldı zaten. Aç geldin inşallah. Dünkü gibi yememişsindir umarım. Bugün aç geldim. Hey hadi bakalım. Arkadaşlar çorbamın içerisindeki taneleri özellikle sebzeleri bıraktım. Tüm taneli sebze çorbası çok belli. Aynen. Evet. Hani neden ezmedin, neden hani tabii öyle bir işlem herhangi İşte geçen gün de yapmadım. Masasında yaşadık. Taneli mi, süzme çorba mı anlayamadık diye. Bu taneli gördüğünüz evet gibi. Ben kendimin ne kadar adaletli ve dürüst olduğumu düşünüyorsam karşımdaki bir yarışmacı da olsa Vedat Bey'den o elektriği alamadım. İrem Hanım öyle düşünüyor olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle tabii ki de cici çocuğu oynamıyorum. Yüksek puanları da bu yüzden almadım tabii ki de. Yemeklerimin lezzetinden dolayı aldım. İrem Hanım ve Yıldız Hanım veya diğer yarışmacılar yeteri kadar lezzetli yemek yapamadılarsa bu onlardan kaynaklı bir sorun yani. Vedat Bey'e verdiğim 10 puanı cici çocuk olduğu için vermedim. İrem Hanım'ın öyle bir iddiası oldu masada. Gerçekten sadece tek bir hatası vardı. 9'da 10 arasında kalmıştım. Diğer arkadaştan haksızlık yapacağını düşündüğüm için de kanaat notumu kullandım ve 10 verdim.